Ben Kelek, Hüseyin Kelek. Oyun tarihine adımı altın harflerle yazdırmak için geliyorum. Tabii bir kurt tarafından parçalanmazsam. Çanakkale Geçilmez oyunumuzun tasarımına başladık. Ama bir eksiğimiz var. Stüdyomuzda herhangi bir tasarımcı yok. O yüzden bu oyun için bir tasarımcı gerekiyor. Mehmet dedi ki, "Aa, benim bir tanıdığım var. Hatta çok iyi bir tasarımcı. Daha önce oyun firmalarında vesaire görev yapmış bir adam. Ama bu oyun dünyasının sinsiliğine çok fazla katlanamadığı için stüdyolarda çok fazla barınamıyor." Dedim, "Şimdi bizim buraya gelip sorun çıkarmasın. Eğer dedim düzgün çalışacaksa, öyle zırt pırt tatile çıkma falan olayı olmayacaksa gelsin çalışsın." Abi dedi, "Rahat ol. Benim olduğum yerde her zaman çalışır o." İyi dedim, "Öyle diyorsan çağır bakalım, gelsin bir gün sonra bir görelim." Gelecek olan hanım kızımız için Mehmet'le arası iyi olduğu için yanına bir masa koyduk. Tasarımcılıkla ilgili kitapları da yanına koymayı unutmadık tabii ki. Açar açar bakar bir şey unutursa. Her şey iyi hoş ilerliyor ama bir şey var kafamda. Bunların maaşlarını nasıl ödeyeceğim ben? Şu an 243 bin liramız olabilir. Ama her geçen gün bu biraz daha azalacak ve benim de sürekli sözleşmeli iş yapıp para kazanmam gerekecek. Bu durumda da Çanakkale Geçilmez'in çıkış tarihi her geçen gün uzayacak. Ayşe Hanım bugün işe geldi. Hanım dediğime bakmayın. Soyadı gerçekten de hanım. O yüzden Ayşe Hanım diyorum. Ama tek sorun, gelip Mehmet'in bilgisayarına oturdu. Demek ki o da RGB seviyor. Ama fark etmez. İkisi değişmeli kullanırlar. Electronic Arts ve Namco aynı anda iki oyun çıkardılar. Birisi RTS, birisi de RPG öğeleri barındırıyor. Namco'nun şu an için aktif kullanıcı sayısı 256 bin kişi. Ama karına baktığımız zaman o kadar çok para harcamışlar ki eksi 8 milyon hatta 9 milyon zararları var. Bizim çıkarmaya çalıştığımız oyunlar 200 bin dolar civarında, hatta ilk çıkardığımız oyun 89 bin dolar civarındaydı. Bu adamlarda ne kadar para vardı 9 milyon dolarlık oyun çıkartıyorlar? Oyunumuzun ilk tasarım aşamasının sonuna geldik. Artık ikiye başladık ve 192 bin dolar paramız kaldı. Sanıyorum ki ikinci aşama bitmeden önce biraz sözleşmeli iş almak zorunda kalacağız. Tenis Wimbledon için bir bug düzeltme güncellemesi yayınlayacağız. 54 tane hatayı düzeltip yeni bir güncellemeyle oyun potansiyelini arttırmayı düşünüyoruz. Elif'i yeniden eğitime göndermeye karar verdim ve programcı olarak bir eğitimle bir ay aramızda olmayacak. Oyunumuzun ikinci aşamasını bitirmek üzereyiz ama biraz tedirgin bir durumdayım. O yüzden Mehmet'e dedim ki, "Mehmet, sence bu oyun ne olur? Eğer bu oyunda yapamazsak şirketi kapatacağım," dedim. Hüseyin abi dedi, "Ben bu oyundan çok mutluyum. Ben bu oyundan minimum 5 milyon dolar kâr edeceğimizi düşünüyorum," dedi. "Eğer etmezsek kov abi beni," dedi. Ya dedim, "Mehmet, zaten oyun tutmazsa şirketi kapatmaktan bahsediyorum. Bu nasıl bir iddia?" dedim ya böyle. "Abi, sen ne demek istediğimi anladın," dedi. "Anladım," dedim, "anladım. Tamam. Sana güveniyorum," dedim. "Bu oyunun pazarlamasını sen yapacaksın Mehmet. Sen hiç merak etme abi," dedi. "Ben Twitter'a takır takır yazıyorum," dedi. 64 bin dolar paramız kaldı. Çanakkale Geçilmez'in tasarımını birazcık ara verip sözleşmeli işler almaya karar verdik. Bize 200 binden fazla para kazandıracak Animal Syndicate adında bir internet sitesi yapmaya başladık. Sadece 3 ayımız vardı. 2 tane sözleşmeli iş alarak paramızı 316 bin dolara çıkardık ve Çanakkale Geçilmez oyunumuzun ikinci aşamasına geçmiş olduk. Kod ve sanat tasarımını yaptıktan sonra hataları düzenleyip oyunumuzu piyasaya süreceğiz. Ayşe Hanım'ın bugün kafası dağınıktı. "Ne oldu Ayşe?" dedim, "İyi misin?" "İyiyim abi," dedi. "Biraz hava kapalı ya, moralim bozuk," dedi. "Bir de Mehmet çıktı işten," dedi. "Mehmet çıktı mı işten?" dedim. "Evet abi," dedi, "sana söylemedim," dedi. "Hayır," dedim Ayşe, "kimse haber vermedi. Bugün izinli sanıyorum ben Mehmet," dedim. O sırada Elif konuya atıldı. "Abi," dedi, "biz senin haberin var sanıyorduk." "Evet Hüseyin abi," dedi Ayşe. "Kızlar, söylesenize ne olduğunu," dedim. "Mehmet tefecilere borçlanmış. Bu yüzden de kimse onu bulmasın diye köye kaçmış Mehmet," dedi. "Hayda," dedim, "bizden niye yardım istemedi bu çocuk?" "Abi, borcu öyle böyle değilmiş," dedi Elif. "Neyse," dedim, "artık yapacak bir şey yok. Yeni bir pazarlama departmanına adam bulacağız artık. Yeni eleman geldi. Adı Mustafa. Gerçekten şu tipe baksanıza. Bu adam tam bir pazarlamacı. Hadi bakalım bileğine kuvvet." Oyunumuzda kod tasarımı %42, sanat tasarımı ise %47. Ve ben bir değerlendirme almak istiyorum. 25 bin dolar harcayacağız ve 250 kişiye oyunun nasıl olduğunu soracağız. Oyun puanları geldi. Şu anda 10 üzerinden 4.8'lik bir ortalaması var. Yaratıcılık yine düşük çünkü aramızda çok yaratıcı bir insan yok. Sanat ve kod tasarımına bakarsak şu an işler gayet iyi gözüküyor. Şirketimizin tasarımını değiştirmeye karar verdik. Artık herkesin kendine özel odası var. Herkes rahat rahat özel hayatına saygı duyabileceğimiz bir şekilde çalışabilir. Bütün odalarda kendine özel ısıtıcılar var. Aynı zamanda klima var. Ben bu çocuklara daha iyi çalışsınlar diye ne yapabilirim bilmiyorum. 32 bin lira paramız kaldı. O yüzden Çanakkale Geçilmez'in tasarımına biraz daha ara vermek zorundayız. Yine sözleşmeli işler kovalayacağız. Bugün üzücü bir haber aldık. Namı değer Fenomen Mehmet tefeciler tarafından yakalanmış ve vurulmuş. Şu an hastanede yatıyormuş. Doktorlar ellerinden fazla bir şey gelemeyeceğini söyledi. Geçmiş olsun Mehmet. Şirketi açmamın üstünden tam olarak 11 yıl geçti. Hala elle tutulur bir şey yapamadım. Hala para kazanamadım. Eşimi çocuğumu köyde bırakıp buraya geldim. 3 tane gençle bir şirketin içinde debelenip duruyoruz. Açıkçası ne yapacağımı bilmiyorum. Şirketi kapayıp gidesim var. Aklıma çılgınca bir fikir geldi. Çanakkale Geçilmez'in arkasından
olan daha basit ve kolay yapılabilecek bir oyun tasarlamayı düşündüm. Böylece hiç değilse cebimize birkaç bin dolar girer diye tahmin ediyorum. Oyunumuz bir simülasyon olacak. Adı da King of the Road olacak. Bir tır sürme simülasyonu. Ve bu oyunun tek artısı açık dünya olması. Ben Hüseyin Kelek olarak Çanakkale Geçilmez oyunu ile uğraşırken diğer arkadaşlar King of the Road ile ilgileniyorlar. Mustafa ise Çanakkale Geçilmez'in pazarlamasını yapmaya devam ediyor. King of the Road'un tasarım kısmını bitirdik. Yine elimizde sadece kod ve sanat tasarımları kaldı. Gazeteyi bir açtım, bu yılki ödül sahipleri açıklanmış. En iyi iş veren Razer olmuş. En iyi ürün Phone 2 için Acer olmuş. En iyi tasarımcı ise Braylon Harper için Acer olmuş. Yine aynı şekilde. En karlı ürün ise Move Tournament için Dell olmuş. Biz yine piyasada yokuz. Çanakkale Geçilmez oyunumuzu metin olarak duyurduk. Çanakkale Geçilmez bize Kelektronik Arts ile ilgili bazı ayrıntılar verdi. Kelektronik Arts bu pazarda iyi bilinmiyor. Çanakkale Geçilmez üzerinde gelişme devam ediyor ve özellikleri eksik. Basın bülteninde elle tutulur bir şey göremedik ancak tüm dikkatleri üstüne çekti. Henüz çıkış tarihi yok. Gerçekten çıkış tarihi bizim için de yok. Açıkçası Çanakkale Geçilmez ne zaman çıkacak bilmiyoruz. Ama King of the Road ondan daha önce çıkacak. Bunu biliyoruz. Ofiste minik bir değişikliğe gittik. 2 tane bilgisayarımızı değiştirdik. 3 ekranlı, daha çok rahatlık ve konfor sunan bir bilgisayar aldık. King of the Road'un inceleme puanları geldi. Bunlar dışarıdan insanlara oynattığımız puanlar. Genel olarak 10 üzerinden 7.8'lik bir alış var. Yaratıcılık 10 üzerinden 5. Ve geri kalanlar da 2 boyutlu kısmımızda biraz problem var ama daha kod yazılımımız bitmedi. Oyunumuzu çıkarmaya sadece 1 ay kaldı. Bu oyun ya bize biraz bir şeyler kazandıracak ya da stüdyoyu kapatıp gitmek zorunda kalacağız. Sadece 32 bin dolar paramız kaldı ve bir sonraki ay bu oyunu çıkardıktan sonra para kazanmayı umut ediyoruz. King of the Road'un incelemeleri geldi. Açıkçası hiç iç açıcı değil. Ama her şeyde bir hayır vardır. Pazarlama için 2000 dolar günde bir ücret belirleyeceğiz. 3000 adet de kopya çıkartıyoruz. Çok enteresan bir şey oldu. King of the Road oyunumuz çıktığı ilk ayda 6840 aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Kârımız şu an eksi 164 bin dolar ama ilk ayında bu kadar mükemmel çıkış yapması bizim için mükemmel bir olay. Bu yüzden 10 bin adet kopya söylüyoruz. Oyunumuz ikinci ayında 12.326 bin kullanıcıya ev sahipliği yapmaya başladı. Artık şirkette yüzler gülüyor. Sözleşmeli iş yapmadan 292 bin dolar paramız oldu. Oyunumuza bir bug düzeltme güncellemesi getireceğiz. Hazır böyle bir hype yakalamışken Elif'e seslendim. Elif dedim, sence yeni eleman almalı mıyım? Abi dedi, bilmiyorum, çok da riske girmesek iyi olur. Ama şu an desteğe ayak uyduramıyoruz dedim. Oyuncular yorum yazıyor. Hatalar için geri bildirim yayınlıyor ama hiçbirine yetişemiyoruz. Pazarlama mı yapalım? Yeni oyun mu çıkartalım? Güncelleme mi yapalım? Hiçbirine yetişemiyoruz. Yeni eleman lazım dedim. O sırada Ayşe bizi duyacak olacak ki evet abi dedi, bence bir 4-5 kişi alalım dedi. Tamam dedim arkadaşlar. Şirketi büyütmenin zamanı geldi. Aldım telefonumu elime. Mehmet abi dedim, 5-10 tane çalış çalışan al yanına, işimiz büyük. Artık çalışanlarımız için şahane bir stüdyomuz var. 2 kişilik odalar, bir bahçe, güzel bir oturma odası, hatta burada Kelektronik Arts bile yazıyor. Bir tuvalet ve bir mutfak. Ön tarafında da kocaman Kelektronik yazıyor. Çalışanlarımızın burada çok rahat edeceğinden eminim. Şu an 4 kişi çalışıyoruz ama 5 tane daha alım yapabilecek gücümüz var. Ayşe'cim çekil tatlım biraz kenara. Teşekkürler. Bir iş ilanı açtım ve gelen ilanları değerlendireceğim. Bugün stüdyomuz gerçekten çok kalabalık. Uzun zamandır böyle bir aile olmanın hedefini kuruyordum. İnsanlar mutfağa gidip yemeklerini yiyor, espressosunu içiyor. Geri kalan arkadaşlar güzel günün tadını masalarında çalışarak çıkartıyor. Ben de uzun süredir ilk defa bu kadar rahat bir şekilde koltukta oturup kahvemi içiyorum ve biraz uyukluyorum. Kadro olarak bir temizlik görevlisi işe almaya karar verdim. Ayda 1000 dolar para vereceğiz. Arabası olan arkadaşların işi arabayla gidip gelmesi için bir otopark yaptım. Herkesin de pembe ile mor arabası var. Nasıl bir şirket olduk oğlum biz? Oyunumuz ilk güncellemenin ardından 16.000 aktif kullanıcıya daha ulaştı. Ve ilk defa bir oyunumuz 889.000 kar etti. 8.256 adet iade gelmiş. Anlamıyorum niye iade ediyor bu insanlar. Yemin ediyorum evlerini bulup basacağım. Steam'den olumsuz yorumları izliyorum. Oyunumuz bir anda 30.557 aktif kullanıcıya ev sahipliği yapmaya başladı ve 1 milyon 376 bin dolar kar elde ettik. Bugün belediye bir anda yangın denetimi yaptı ve tabii ki başarısız olduk. 6 tane yangın alarmımız olması gerekiyormuş. 4 tane sprinklerimiz olması gerekiyormuş. Ve bize bunlar olmadığı için 8000 dolar para cezası verdiler. Gördüğünüz gibi bu kırmızı alanlarda bir yangın alarmımız olması lazımmış. Hemen harekete geçiyoruz ki bir daha ceza yemeyelim. Her odaya birer tane yangın alarmı kurduk. Artık bundan sonra ceza yemeyiz diye düşünüyorum. Ayrıca şu kimin arabasıysa arabasına kuş sıçmış bir baksın.
Şu arkadaş bir hanımefendinin karşısında bacak bacak üstüne atmış, yemek yenilen yere ayaklarını uzatmış. Allah'ım delireceğim, bu arkadaşa bir haftalık maaş cezası veriyorum. En değerli şirketler arasında Nintendo'nun önüne geçmişiz ve önümüzde Corsair ve Toshiba var. Bunları da geçeceğimize çok eminim ama daha çok yolumuz var. Bu arada arkadaş arabasını yıkatmış. Tebrik ediyorum. King of the Road ile işimiz bitti ve King of the Road'u satacağız. Fikri mülkiyet pazarlığına giriyorum ve 219 bin dolara Dell'e bir IP satacağım. Artık oyunumuzun isim hakları Dell'e ait. Bugün gazeteyi bir açtım, Epic Games'in satın alındığını gördüm. Epic Games Adobe tarafından satın alınmış ve 1 milyon 484 bin liraya mal olmuş. Ve aynı zamanda yan tarafta Kelektörün'ün karşısını duyurduğu Çanakkale Geçilmez var. Çanakkale Geçilmez oyunumuz piyasaya sürüldü. Sonuç içler açısı. Pazarlama için şöyle bir 2000 lira yayınlayalım. Bu oyun için çok uğraştık ama çok kötü geldi ya. Kelektronik Arts hangi dünyadan? 41 bin değil şöyle bir 10 bin adet alarak piyasaya süreceğiz. Ben Hüseyin Kelek. Çanakkale Geçilmez oyunumuzun neler yapabileceğini hepimiz çok merak ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.